Bölüm 14 Haziran 2015'te endişeli komşu Lacey 911'i ararken ve Dee Dee'nin evinden hiç ses çıkmadığını söylerken başlar. Lacey komşusunun Facebook sayfasında korkunç ve iç karartıcı paylaşımlar yaptığını belirtir ve polisin acele etmesini ister. Bu sırada annesi Mel kötü bir şey olup olmadığını kontrol etmek için pencereden Dee Dee'nin evine girer. O eve bakarken arka planda polis sirenleri duyulur. Bir süre sonra dedektifler nihayet Dee Dee'nin evine girer ve ana yatak odasında canice bıçaklanmış cesedini bulurlar. Haberi Lacey ve annesiyle paylaşırlar. Dee Dee'nin kızı Gypsy'nin nerede olduğu merak konusudur. Dizi daha sonra 7 yıl öncesine geri döner. Dee Dee hasta ve tekerlekli sandalyedeki kızı Gypsy Rose'la birlikte Habitat for Humanity tarafından sağlanan yeni evlerinde yaşıyorlardır. İkili 2005 yılında Katrina kasırgası nedeniyle yıkılan önceki evlerinin ardından 2008 yılında Springfield, Missouri'deki yeni mahallelerine taşınmıştır. Bir gün bir TV röportajında Dee Dee bu evin kendisi için bir Disney rüyası gibi olduğunu anlatır. Bir sonraki sahnede Dee Dee mutfak lavabosunda Gypsy'nin kafasını tıraş eder. Dee Dee bir ilaç karışımı hazırlar ve uzun bir tüp aracılığıyla Gypsy'nin midesine enjekte eder. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dee Dee kızına ninni söyler ve yatarken uyku apnesi maskesini takar. Dee Dee Gypsy'yi uyuması için bıraktıktan sonra ilaç şişeleriyle dolu bir dolabı açar ve biri uykucu bebek adlı olmak üzere birkaç hap alır. Ertesi gün komşuları Lacey çat kapı ziyarete gelir. Gypsy'ye makyaj yapmayı teklif eder ve Dee Dee isteksizce buna izin verir. Makyaj sırasında iki kız yakınlaşmaya başlar ve Gypsy, tekerlekli sandalye kullanmadan önce çocukken babasının nasıl yürüdüğüyle dalga geçtiğini paylaşır. Tüm bu süre boyunca Dee Dee kızların konuşmalarını dikkatle dinlemektedir. Komşuları gittikten sonra Gypsy'nin makyajını zorla temizletir. Ertesi sabah anne kız dışarı çıkmaya ve mahallede yeni insanlarla tanışmaya karar verir. Önce arabalarını yıkayan Lacey ve erkek arkadaşıyla karşılaşırlar. Dee Dee arkadaşı Shelly ile takılmakta olan Lacey'nin annesi Mel'in yanına gider. Üçü ebeveynlik hakkında konuşur. Dee Dee kızının felç, epilepsi, anemi ve kalp üfürümü gibi hastalıklarından nasıl müzdarip olduğundan bahseder. Shelly ve Mel, Dee Dee'nin zavallı çocuğuna bakma gücü karşısında hayrete düşerler. Annelerin muhabbeti Lacey'nin Gypsy'ye kola ikram etmesiyle yarıda kesilir. Dee Dee hemen kızının yanına koşar ve herkese Gypsy'nin şekere alerjisi olduğunu söyler. Ertesi gün Dee Dee Gypsy'yi alışveriş merkezine götürür. Gypsy annesine mavi bir kolye alması için yalvarır. Ancak annesi satın almak yerine kolyeyi çalar. Son ana kadar komşusu Mel'in kendisine baktığını fark etmez. Akşam Dee Dee Mel'la konuşmaya çalışır ancak Mel onu görmezden gelir. Bu nedenle Dee Dee Mel'i kazanmak için tüm komşularını davet ettiği bir parti planlar. Bu arada Gypsy annesinin dizüstü bilgisayarında en iyi arkadaş ve erkek arkadaş öpücüğü aramaları yapar ve annesi eve gelmeden önce arama geçmişini hemen siler. Film daha sonra birçok insanın toplandığı partiye geçer. Herkes bahçede eğleniyor ve Dee Dee tüm insanlarla tek tek konuşuyordur. Tam o sırada Gypsy kendisi için ölümcül olabilecek bir kek yemeye karar verir. Bunu gören annesi çılgına döner ve bacağına hemen bir iğne batırır. Bu durum herkesi şaşkına çevirir ve Dee Dee'nin hasta kızına bakmak için nelere katlandığını düşünürler. Gypsy hastanede uyanır ve doktorun Dee Dee'ye kızının şekere alerjisi olmadığını söylediğine kulak misafiri olur. Çıktıklarında Mel'i görürler. Dee Dee'nin partide unuttuğu cüzdanını getirmiştir. Dee Dee ona teşekkür eder ve insanların onu geçmişi nedeniyle kötü bir kadın olarak görmesini istemediğinden yakınır. Mel kendisinin de sorunlu bir geçmişi olduğunu söyler. Bu yüzden arkadaşlıklarına yeniden başlamayı teklif eder. Geceleyin annesi Gypsy'yi yatağa yatırır ve her zamanki uyku apnesi maskesini takar. Gypsy uykuya dalarken Dee Dee muhtemelen gerçek adı olan Claudine Blanchard adına yazılmış bir çek zulası açar. Ondan sonra kızının yanına yatmaya gider. Bir saatten kısa bir süre sonra Gypsy annesi uyurken uyanır ve yataktan kalkmak için makineyi kapatır. O ana kadar tekerlekli sandalye kullanan Gypsy ayağa kalkar ve yavaşça parmak uçlarına basarak odadan çıkar. Daha sonra krem şanti yemek için mutfağa gider. EpiPen iğnesini hazırda tutar ama bir avuç krem şanti yaladıktan sonra hiçbir şey olmaz. Şekere alerjisi olmadığını, annesinin yalan söylediğini anlar. Odasına döndüğünde irkilerek annesinin uyandığını görür. Annesi öfkeyle ona yatağına dönmesini söyler. Başka bir gece Gypsy YouTube'da makyaj videoları izlerken krem şanti ve Coca-Cola'nın tadını çıkarır. Çok geçmeden dişinde bir ağrı hisseder. Belki de gizlice yediği onca şekerden sonra dişi çürümüştür. Ertesi sabah Dee Dee kızını uyandırarak harika bir haber verir. Gypsy mahalle tarafından yılın çocuğu seçilmiştir. Gypsy'nin diş sorunlarını fark eder. Dee Dee hemen altta yatan bir durum olduğundan şüphelenir ve kızını çocuk doktoru Doktor Harley'e götürür. Dee Dee, Gypsy'nin asit reflüsünün geri geldiğini ve bunun dişlerini mahvettiğini düşünür. Doktor Gypsy'ye bakması için gastroenterolog Doktor Chandra'yı çağırırken Dee Dee sinsice reçete defterini tezgahtan çalar. Bir sonraki sahnede Doktor Chandra Dee Dee'ye acil bir dişçi randevusu almasını önerir. Ancak Dee Dee'nin önce kızının reflüsünü tedavi etmek istemesi doktorun şüphelenmesine yol açar. Bu nedenle Gypsy'nin tıbbi kayıtlarını ister. Ancak Dee Dee kayıtların Katrina kasırgası sırasında kaybolduğunu belirtir. Doktor bir şey söyleyemeden Dee Dee kızını aceleyle uzaklaştırır. Daha sonra Doktor Chandra, Doktor Harley'e Gypsy'nin tüm tıbbi geçmişini doğrulayıp doğrulamadığını sorar. Ancak Doktor Harley'nin buna bir cevabı yoktur. Bundan sonra sahne Dee Dee ve Gypsy'nin bir eczanenin önünde bekleyişlerine geçer. Dee Dee çaldığı reçete defterini çıkarır ve bir şeyler yazar. Günümüze döndüğümüzde dedektifler Dee Dee'nin bıçak yaralarını incelerler. Bu arada Lacey birinin Gypsy'nin peşinde olabileceğinden şüphelenir. Ayrıca defterleri Gypsy'nin tüm hastalıkları hakkında bilgilendirir. Film Gypsy'nin dişlerinden birinin tamamen çürüdüğü 2009 yılına geri döner. Lavabo kanlar içinde kalırken dayanılmaz bir acıyla inler. Bu nedenle annesi ona daha fazla gereksiz ilaç vermeye başlar. Bir süre sonra Dee Dee, Gypsy'yi arkadaşlarıyla takılmakta olan Lacey'nin yanına götürür. Grup önemsiz konuları tartışırken kızlarından biri Gypsy'nin çürük dişini fark eder ve Gypsy'nin geceleri gizlice şeker yediğini itiraf etmesine neden olur. Bu arada Doktor Chandra şüphelerinden vazgeçmeye niyetli değildir. Gypsy'nin tıbbi geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için hastaneleri birkaç kez arar. Sonunda çocuk koruma hizmetlerini arar ve temsilcilerinden biri olan Allison, Dee Dee'nin kapısına gelir. Bunu gören Dee Dee hemen harekete geçer ve hasta görünmesi için Gypsy'ye uyku hapları verir. Allison kendini tanıtır ve eve bakar. Gypsy'yi sorduğunda Dee Dee ona kızının 7 yaşındaki bir çocuğun aklına sahip olduğu yalanını söyler. Allison ilaç verilmiş Gypsy ile baş başa konuşmaya oturur. İyi olup olmadığını kontrol etmek için küçük kıza sorular sorar. Gypsy konuşurken kafası yerinde değil gibidir. Dolayısıyla annesinin iddiaları doğrulanır. Bunun ardından Allison, Dee Dee'ye sosyal güvenlik kartının adresindeki isimle eşleşmemesi hakkında sorular sorar. Ancak her zamanki gibi anne Katrina kasırgasını bahane eder. Allison herhangi bir şüpheli faaliyete rastlamadığı için ziyaretini sonlandırmaya karar verir. Ardından Dee Dee, Gypsy'yi dişçiye götürür. Anestezi altına alındıktan sonra uyandığında dişlerinin çoğunun gitmiş olduğunu görür. Küçük kız aynada şişmiş ağzına bakarken ağlar. Daha sonra annesine yılın çocuğu ödülüne katılmak istemediğini, insanların önünde böyle görünmek istemediğini söyler. Dee Dee kızar ve Gypsy'nin etkinliğe katılacağını söyleyerek bağırır. Daha sonra Dee Dee'nin kızını büyük etkinlik için hazırladığı ödül gününe geliriz. Ayrıca Gypsy'nin sahnedeyken takması için takma dişleri de getirmiştir. Bir yıl sonra yılın çocuğu ödülü için sahneye çağrılır. 5000 dolarlık mali yardımda kazanmıştır. Kalabalık onları alkışlar. Dee Dee çeki aldıktan sonra mutluluğunu gizleyemez. Önce duygusal bir konuşma yapar. Ardından Gypsy ile birlikte "I'll Be There" şarkısını söyler. Bu arada Doktor Chandra Gypsy'yi kontrol etmek için arar ve Dee Dee'nin isteksizliğine rağmen ondan bir randevu almayı başarır. Akşam Gypsy ve Dee Dee Doktor Chandra ile olan randevuları için hastaneye gider. Doktor Gypsy ile yalnız konuşmayı başarır ve onu şekere alerjisi olmadığına ikna etmeye çalışır. Bir kutu kola ikram eder ve Gypsy annesine olan sadakatinden dolayı içmeyi reddeder. Tam o sırada Dee Dee gelir ve doktorun kolayı bir kenara bırakıp Gypsy'yi muayene etmeye başlamasına neden olur. 2015 yılında polisler cinayetle ilgili ipuçları bulmak için Dee Dee'nin evini aramaya devam etmektedir. Bir süre sonra Lacey onlara Gypsy'nin arkadaş edinmek için açtığı gizli bir Facebook hesabından bahseder ve hatta bir erkek arkadaşı olduğunu varsayar. Bunu takiben film tekrar 2011 yılına geri döner. Dee Dee sözde hasta olan kızı için GoFundMe sayfasından yapılan tüm yardımları toplar. Bu arada Gypsy öpüşme ve taklit videoları izlemek için geceleri yatağından gizlice çıkma rutinine devam eder. Ardından bir cosplay etkinliği olan Fantasticon'a hazırlanırlar. Etkinlikte kayıt yaptırırken Dee Dee kızının doğum yılının 1995 olduğunu söyler. Bu durum Gypsy'nin kafasını karıştırır. Çünkü her zaman 1993 yılında doğduğunu düşünmüştür. Kısa süre sonra ikili etkinlikte Shelly ve erkek arkadaşıyla karşılaşır. Bu arada komşulardan Russ, Dee Dee'yi fark eder ve ona çıkma teklifi etmeye çalışır. Dee Dee ise konuyu değiştirir ve tuvalete gitmek ister. Gypsy, Wolverine gibi giyinmiş bir adama yaklaşır. Adam kendisini Scott olarak tanıtır ve en sevdikleri Marvel karakterleri hakkında sohbet ederler. Gypsy daha sonra Scott'ı Geleceğe Dönüş filmindeki DeLorean'ı görmeye çağırır ve Scott da bunu kabul eder. Ön sıraya davet edilirler. Scott Gypsy'yi koltuklardan birine oturtur ve birlikte eğlenirler. Ne yazık ki Dee Dee gelip Gypsy'yi aceleyle eve götürdüğü için eğlenceleri uzun sürmez. Aynı anda Russ tekrar ortaya çıkar. Dee Dee'nin dikkatini çekmeye çalışır ve kendisinin de tekerlekli sandalyede bir oğlu olduğunu ama öldüğünü paylaşır. Eve varıp yataklarına girdikten sonra Gypsy, Scott'ı internette bulacağını umarak bir Facebook hesabı açmak için tekrar gizlice yatağından çıkar. O sırada doğum tarihi konusunda yine kafası karışır ve annesinin çantasını kontrol eder. Gerçek doğum günü 1991'dir. Yani 19 yaşındadır. Annesinin yalanlarına sinirlenerek ondan biraz para çalar. Ertesi gün bir benzin istasyonunda gizlice bir cep telefonu satın alır. Bir sonraki sahnede Dee Dee sürpriz bir şekilde Russ'tan bir telefon alır. Dee Dee ona numarasını nereden bulduğunu sorar. Bu arada Gypsy yeni telefonu aracılığıyla Scott'la konuşmaya başlar ve arkadaşları olarak bahsettiği hastane personeli hakkında bilgi verir. Dee Dee Russ'tan telefon almaya devam eder. Ancak Russ ona hasta kızı için yardım etmeyi teklif edince aralarındaki aşk kısa sürer. Dee Dee kimsenin kendisine yalanlarını ortaya çıkaracak kadar yakın olmasını istemez. Öte yandan Gypsy de Scott'la yakınlaşmıştır. Kurnazca onunla kaçmak istediğini ima eder. Hediye göndermek isterse diye ona adresini de verir. Scott ona içinde kırmızı bir Ariel peruğu olan bir paket gönderir. Bir gün Lacey, Gypsy'yi telefonuna gülümserken yakalar ve neye güldüğünü sorar. Küçük kız onunla her şeyi paylaşır. Scott'tan Beyaz Atlı Prens diye bahseder. Son olarak Emma Rose adıyla açtığı gizli Facebook hesabından da bahseder. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gypsy, Scott'tan hastanenin acil servisinde olduğunu ve bu yüzden konuşamayacağını söyleyen bir mesaj alır. Bu durum Gypsy'yi endişelendirir ve hemen hastaneye gider. Scott onu gördüğünde Gypsy'nin iki ayağı üzerinde durabilmesine şaşırır. Dee Dee uyandığında kızının evde olmadığını görür. Daha sonra Gypsy'nin bıraktığı notu bulur. Beyaz Atlı Prensi ile kaçtığını ve bir daha geri dönmeyeceğini yazmıştır. Scott Gypsy'yi evine götürür. Gypsy, Beyaz Atlı Prensi ile olduğu için mutludur ve adamın morluklarına buz torbası koyar. Bir süre sohbet ettikten sonra öpüşürler ancak kapıdaki Dee Dee tarafından bölünürler. Dee Dee kızına eve dönmesi için yalvarır ve o yokken neredeyse bir anksiyete krizi geçirdiğini itiraf eder. Annesini dinleyen Gypsy isteksizce geri dönmeyi kabul eder. Ayrılmadan önce Dee Dee, Scott'a Gypsy'nin henüz 14 yaşında olduğunu söyler. Eve döndüklerinde Dee Dee kızının kızıl saçlarını çeker ve onu tekerlekli sandalyeye geri oturmaya zorlar.